İyi günler. Bugün 23 Eylül 2023. Konumuz CHP'nin zulmü. AKP'nin zulmüne alıştınız zaten. CHP'nin zulmünü özlemişsinizdir. O yüzden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde CHP'li belediyenin zulmü ortaya çıktı. Patladı riyakarlık. Çoktan da canlı yayın yapmıyordum. Bilmiyorum kaç kişiye ulaşacak bu canlı yayın ama bir türlü stajlarını kuramadım. Sistem değişmiş bir aydır. Konuya hemen geçeyim. Fotoğraf falan veremeyeceğim. Ne yapalım? Zaten yayınlarımızı görmüyorlar Türkiye'de. VPN'le izlemek zorundasınız. Canlı yayın yapsak ne olacak? Yapmasak ne olacak? Sanki çok aldırıyorlar. Biz yine de tepkimizi koyalım. CHP kanun hükmünü, filmin adı kanun hükmü, göstermedi. Ve Süfyan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi ve tepkiler yağdı. İşte açık bir riyakarlık. Mazlumların hani yanındaydınız? CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi KK zulmünü anlatan filme tahammül edemedi. Sizin AKP'den ne farkınız kaldı? Tepki kimler koydu? Yeşil Sol Parti, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Başka adam yok ki Türkiye'de. CHP Milletvekili Yüksel Taşkın ve Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu. Sosyal medya üzerinden filme uygulanan sansüre sert tepki koydular. Artık alışkanlık yaptı değil mi? Zulmen ortalıkta dolaşan zorbalar var. İşten atılan insanlar var. Bunların mücadelesini anlatan bir film ve gerçek hayat hikayesi. Belgesel Altın Portakal Film Festivali'ne çıkamadı. Siyasi baskı. Siyasi baskının nereden geldiği belli. Rejimden geliyor. Rejimin ortak 15 Temmuz Zındıka Komitesi'nden geliyor. Kimin sansür yaptığı, zulmü kimin yaptığı, soykırımı, faşizmi, hırsızlığı, soygunu, alçaklığı, namussuzluğu kimin yaptığı, hangi adamların yaptığı belli zaten. Yüksel Taşkın diyor ki, kanun hükmü belgeseli çok büyük adaletsizliklere uğrayan ve yok sayılan bir kesime ışık tutuyordu. Belgesel neden festival programından çıkarıldı? Bilmek istiyorum. Biz de bilmek istiyoruz. Açıklama falan yapmıyorlar. Zulmü yapanlar sessiz sessiz perde arkasından pis pis sırıtıyor. CHP eliyle zulüm. AKP CHP eliyle KK'lere zulmetti. Buna ben şiir okurum. Bağda hazan esti, bağlar bozuldu. Gülistan'da katmer güller kalmadı. Secerler kırıldı, barlar büzüldü. Er atacak dahi dallar kalmadı. Er olan eridi, yağ gibi gitti. Şirin erler zir turaba yattı. Sümbüller yerinde mügeylan bitti. Petekler söndü, ballar kalmadı. Bozuldu dünyanın bağı bostanı. Bülbüller okusun dertli destanı. Elvan nakış keşmir şallar kalmadı. Cennet mekan. Mehmet Ali Şengül abi şöyle söylerdi. Kimse hizmeti kurtarmaya çalışmasın. Hizmetin sahibi Allah. Peygamberimiz. Siz kendinizi kurtarmaya çalışın. Zalimler yalnız değiller. Yoksa bu kadar zulmü yapamazlardı. Sağdan soldan epeyce mühini zalim var. Zındıka komitesi. Kul hakkına giriyorlar. Zulme alkış tutuyorlar. Zulme ortak oluyorlar. Sonra da kalkıp cuma namazına gidiyorlar. Umre'ye, hacca gidiyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayet diyor ki, Hud suresi. Zalimlere arka çıkmayın.
Yoksa size de ateş dokunur. Çok canlar aldılar, yaktılar. Ahlar aldılar. Yerle gök arasında ne dualar birikti Allah bilir. O dualar hükmünü icra etmeye başladığında neler yaşanacak hepiniz göreceksiniz. Kader ihmal eder felekler. Ama o sadece imhal eder, erteler. Vakti geldiğinde zulmü imha eder felekler. Zerre şek şüpheniz olmasın. O kendini bilmeyen Süfyan-ı Kebir, Recep Tayyip Erdoğan ve şürekası, zındıka komitesi, CHP'siyle, MHP'siyle gömülecek. Hiç kimse engel olamayacak. Çünkü bir hak var, bir batıl var. Sen gider de batıl olan Erdoğan'ın gemisine binersen, hakkı kaybedersin. Hak hüküm ferma olduğunda batıl yıkılıp gidecektir. Sema bela yağdırıyor. Ülkede bet bereket kalmadı. Bodrum yanmış, tarlalar yanmış, buğday yanmış. Ülkede cayır cayır ülke yanmış. Arz her gün titriyor. Birileri de tesadüfü gelişigüzel adiyattan hasiler olarak yorumluyor. Uzaktan bakınca tıpkı eceli bekleyen bir kavmin portföyü gibi duruyorsunuz. Araf suresinde öyle yazıyor. Leş kesilmiş hissiz, umarsız vurdum duymaz. Daha niceleri. Neydi bu inan insanların suçu? Esaretlerin, soğudurulan hayatların, güllerin, hoyratça ezilen çiçeklerin suçu neydi? Kaybedilen yılların hesabını ahirette nasıl vereceksiniz? Tüm bu zalimliğin. Ey despot Firavun Karunlar. Allah şahit, melekler şahit. Nasıl ödeyeceksiniz ahirete irtihar edenlerin alacaklarını? Ne Kur'an'ın onlarca ayetini dinliyorsunuz, hiç saydınız. Bebeklere, hamile kadınlara zulmederek ahlar aldınız. Bir de kibirli kibirli üst perden konuşup ahmak ahmak aldatmaya devam ediyorsunuz. Yok Türk faşizmi, yok Kürt faşizmi. Kaşımaya, fitne ve fucur çıkartmaya, oyunlar oynamaya, kumpaslar kurmaya devam ediyorsunuz. Şeytanlara çalışıyorsunuz. Hem yerel zındıka şeytanlarına hem global zındıka şeytanlarına çalışan şeytanın avanelerisiniz AKP'liler, MHP'liler, sevgili CHP'liler. Ülkemizde gözümüzün önünde soykırım yaşanıyor. Genocide. Holokost yaşanıyor. Milyonlarca insana uygulanan devlet kararıyla, milli güvenlik kararıyla 15 Temmuz darbesi yaşanıyor. 8 yıl geçti, hala durmadı. Son hız devam ediyor. KKK'lilerle kamu görevlerinden çıkarılan Doktor Yasemin ve öğretmen Engin'in ihraç sonrası yürüttükleri mücadeleyi anlatan kanun hükmü belgeseli 7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Altın Portakal'da 60.sı yapılıyor bu sene. Belgesel bölümde yayınlanacak ve yarışmaya girecekti. CHP tahammül edemedi. Antalya Belediyesi'ni dedem Abbas mı yönetiyor? CHP'liler, Büyükşehir Antalya. Erdoğan mı yönetiyor? Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetiyor? CHP yönetmiyor mu Antalya'yı? Siz seçimi kazanmadınız mı? Antalya Belediyesi'nin organize ettiği bir film festivali bu. Erdoğan'ın organize ettiği bir festival değil. Hükümetin, sarayın yönettiği bir Altın Portakal Festivali yok. 60 senedir devam eden Antalya Belediyesi'nin festival komitesi var. Yani
Siz sorumlusunuz. Yönetmen Necla Demirci, KHK'lilerin onurlu mücadelesini anlatan bu belgeselin gösterimden çıkarılması CHP'nin de zulme ortak olduğunu gösteriyor, dedi. KHK platformu sözcüsü Münir Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filmin gösterimden çıkartılmasını tepki koyarak dedi ki, biz bu tutumu şiddetle kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Bu film KHK'lerin onur mücadelesidir. Bu film hak mücadelesidir. Düşman hukuku uygulamaktan vazgeçin ey CHP'liler. Antalya Kültür Sanat Vakfı tarafından ve Antalya Büyükşehir Belediyesi kimdeyse onun bütçesinden organize edilen, hükümetle, devletle, MİT'le, sarayla alakası olmayan bir festival bu. Bir sanat festivali. Sansür her zaman, her durumda kötüdür. Gericiliktir, irticadır. Kendini muhalefet olarak namlandıran, isimlendirenlerin riyakarca bunu yapması ikiyüzlülüktür. Kendiniz de bunu yakıştırıyor musunuz? Filmin yönetmeni Necla Demirci diyor ki, belgeselin konusu sivil direniş. Toplumsal sivil direniş. Mücadele örneği. Mahkeme üzerinde belgesel filminin hiçbir baskı etkinliği yokken KHK ile öğretmeni işten çıkaran yönetimin fiili baskısı vardır. Filmin kaldırma gerekçesi aldatmacıdır. Mahkemeyi etkileme potansiyeli mevcut iktidarda fazlasıyla vardır. Filmler toplumu bilgilendirmek amaçlı çekilir. Bu yaşanan hukuksuzluk açık seçik sansürün ta kendisidir. Sanat özgürlüğüne darbedir. Türk toplumuna yapılan, Türk hukuk ve demokrasi anlayışına, kültürüne, sanatına yapılan sanatçıya hakarettir bu. Bu yaşanan belgesel sinemaya bir darbedir. Bunun sorumlusu Antalya Altın Portakal Film Festivali'dir. Sinemacılar sansüre tepki koydu. Utançtan yerin dibine girseler yeridir dediler. Jüri üyesi Onur Saylak açıklama yaptı. Eğer bu filmi tekrar geri almazsanız biz jürilikten çekiliyoruz. Bu sene Altın Portakal jürinin herhalde istifasıyla sonuçlanacak. Demokratik ülkelerde ifade özgürlüğünden ödün verilmez. Sanatçılar güvenli ortamda yaşarlar. Jüri üyeleri olarak biz meslektaşlarımızla yan yana sanatçılarla beraber durmayı görebiliyoruz. Eğer geri dönmezse film geri çekileceğimizi duyuyoruz dediler ve omurgalı bir açıklama yaptılar. Yavuz Baydar diyor ki, gazeteci arkadaşımız sürgünde, bir belgesel film yönetmeninin sözde muhalefete ait belediye yönetimi kontrolündeki CHP, Antalya Festivali'nde jürinin de rızası onayıyla uygulanan otosansüre karşı feryadıdır bu. Hemen her sosyal gruptan yüz binlerce insanı mağdur eden bir kararname yalan dolanla tabu haline getirildi. Ve sözde muhalif elit CHP'liler de bunu yuttu. Öyle mi? Kabullendi. Film, kararnamenin trajik toplumsal sonuçlarını araştıran bir film. Sinema dünyasının ayağa kalkması gerekir. Jürinin derhal istifa etmesi gerekir. CHP'nin de utanması gerekir. Çünkü agresif bir eyleme karşı durma cesaretiniz yoksa siyaset yapmayın. İstifa edin. Defolun gidin. Şimdiye kadar hep rıza gösterdiğiniz zulme, ortak olduğunuz Erdoğan'ın yaptığı bütün pisliklere sansürü de normalleştirin. Ondan sonra bu ülkede millet belgesel sinema çekemesin. Dizi çekemesin, korksun. Doktor Yasemin ve öğretmen Engin, halkın çocukları.
sivil bir mücadeleyi anlatıyor. Ve bu mücadeleyi kazandılar. Binlerce mağduru anlatan bir belgesel bu. Buna sansür yapmak namussuzluktur. Milyonlarca insanın mağduriyeti var. Yönetmen Ezel Akay gösterinin iptal edilmesi büyük hatadır dedi. Ve eğer iptal ederek kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Rezil rüsva olacaksınız. Oyuncu, yönetmen ve yazar Orhan Alkaya kanun hükmü belgeseli eğer gösterilmezse yerin dibine girsin, utanç duysun CHP dedi. Antalya Belediyesi istifa etsin dedi. Deva Partisi milletvekili, eski AKP'li İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu da demokrasiden dem vurdu. Ulan mecliste Erdoğan'ın emriyle KK'liler haklarını alamasın diye komisyonun başkanı Mustafa Yeneroğlu sen değil misin? Yıllarca KK'lilere zulmeden adam bu. Ali Babacan'ın yardımcısı Erdoğan'ın adamı tepki koymuş. Hukukun üstünlüğü demokrasiden dem vurmuş. Ya. KK zulmü son gaz devam ediyor. Evvelsi gün Adana'da tutuklanan KK'li komiser A.E.P.'nin suçu dini sohbete katılmak. Lisedeyken cemaat okuluna gitmek. Adam 36 yaşına gelmiş. Lisedeyken gittiği okul katıldığı dini sohbet nedeniyle suçlanıyor. 6 yıl 3 ay ceza veriliyor. Hizmet cemaatinin Risale-i Nur dersine gittiği için Allah'ı peygamberi öğrendiği için lisedeyken cemaatin okuluna da gittiği için suçlu. CHP bunu kabul ediyor. CHP buna razı. Erdoğan'ın yaptığı bütün şerefsizliklere Perinçekçiler kadar razı, Eteciler kadar razı. Kemalist ağzımı bulacağım. Darbeciler kadar razı. Çünkü Müslümanlara zulmediliyor. Çünkü alnı secdede namuslu insanlara iftira atılıyor. Kamudan atılıyor. Mağdur ediliyor. 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen 3 çocuk annesi Songül Çetiner 22 Ocak 2022'de tutuklanıp Kayseri Bünyan Cezaevine konuldu. 22 yaşında doğuştan zihinsel engelli çocuğu var. Ve bu 17 yaşındaki başka bir kız da intihar girişiminde bulundu. KK zulmü. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kurslarında sözleşmeli öğretmen. Devlet okullarında çalışmış. Hizmet okulları değil. Diyanette ve devlette çalışan hizmetten diye fişledikleri başörtülü Müslüman bir kadın son gün. Demek ki mesele hizmet cemaatini almak. Milli Güvenlik Kurulu ne yapmış? Hizmet cemaatini toptan şeytanlaştırıp devlet düşmanı ilan etmiş. Rejim düşmanı ilan etmiş. Hepsini toptan yok etmek için intentional, kötü bir niyetle devlet kararı vererek Erdoğan reisliğinde soykırım holokost yapıyor. Bunun adı soykırım. Bunun adı holokost. Bunun adı rezalet. İnsanlığa karşı işlenmiş suç. Crime against humanity. Bunun adı bu. Halkı uyuttunuz. Yok darbe yapmış. Hizmet darbe yapmadı. Hepiniz biliyorsunuz. Ekrana çıkıyor bir tanesi. Seda diye bir gazeteci. Süleyman Soylu bakanlıktan gitti ya. Yaptığı röportajda yayınlayamadığı tarafı anlatıyor. İçişleri Bakanı iken yayınlayamadığı birinci ağızdan Süleyman Soylu'dan duyduğu şeyi Seda Hanım paylaşıyor. Ne diyor Seda Hanım? Seyhan Hanım, Seyhan Aşar. 15 Temmuz gecesi Ayhan Bora Kaplan diye bir tane polisi Sadık Soylu, Süleyman Soylu'nun oğlu çağırıyor. Sicili bozuk olan, hakkında bir türlü suç olan
bu polis Ayhan Bora Kaplan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nın emriyle devletin silahlarını AKP'lere dağıtıyor. Devletin silahlarını. 15 Temmuz'dan önce. Ve vatandaşı devletin silahlarıyla güya darbe kalkışmasına karşı silahlı mücadeleye çağırıyor. Devletin asayişinden sorumlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu Sadık'ın devlette bir işi yok ve bir polis memuru. Suçlu, etücü, katil bir devlet memuru. 15 Temmuz'da silahlar kimin tarafından dağıtıldığını Sedat Peker de açıkladı. 15 Temmuz'dan önce ve sonra dağıtılan silahlar var. Sadece önce değil, sonra değil. O kısmı da Sedat Peker söylemiyor. Niye? İşine gelmiyor. Çünkü Erdoğan'dan devletin silahlarını alan bir kesimde Sedat Peker'in mafyası. Para alan. Bir ay önce hem de. MHP ve AKP'de silah dağıtan. Bir ay önce Sedat Peker mafyası. AKP gençlik kolları Timur, İstanbul, Ankara. Organize işler bunlar. Cemaatin ruhu bile duymamış. Kendilerini öldürmek isteyen, darbe yapmak isteyen AKP'lilerden, MHP'lilerden gözleri su içmemiş. Anlamamışlar. Başlarına gelecek darbeyi görememişler. Çünkü düşman olarak görüldükleri için sır paylaşmamış AKP'li ve MHP'liler, mafyalar, darbeciler ve milleti uyutmuşlar. Ondan sonra Yargıtay mensupları KK'ye ihraç ediliyor. Tahliye etmiyorlar. Hapishanede Koğuş'ta buluşuyorlar. Ondan sonra herkes hapishanede darbeyi cemaatin yapmadığını, darbeyi Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın, Hulusi Akar'ın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Saray'ın, Milli Güvenlik Kurulu'nun, Harp Akademisi'nin, Hulusi Akar'ın ve ekibinde bulunan darbeci kuvvet komutanlarının yaptığını anlıyor. 7 yıldır cezaevinde olan bir avukat var. Turan Canpolat. Soma Madeni davasında madencilerin haklarını savunmak için yurt dışından gelen Turan Canpolat'ı havalimanında davaya giremeden içeri attılar ve hala serbest bırakmıyorlar. Tahliye etmiyorlar. Solcu ateist biri. Suç işlemedim, ben avukatım diyor. Eski Koğuş arkadaşlarına teşekkür ettiği için mahkemede ihale iptal edildi ve denetlenmiş serbestlikten yararlanamıyor. Turan Canpolat. 7 yıl boş yere hapiste yattı. Soma davası, biliyorsunuz Soma madenleri Erdoğan'ın, Mehmet Cengiz'in ve işçilere zulmediyorlar. Maden faciası yaşandı. Yusuf Yerken de gitti. Erdoğan'ın kurması madencileri tekmeledi. Demek ki mesele ne? Erdoğan'ın madeninde ölmek serbest. Haklarını alamamak serbest. Dayak yemek serbest. Haklarını savunan solcu ateist biri hapse giriyor 7 yıldır. Cemaatten biri değil. Ve serbest bırakılmıyor. Böyle bir rejim. Daha dün 17 yaşındaki lise öğrencisini sınıfta çekilen, sosyal medyada paylaşılan video nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretten tutukladılar. Kime ne faydası var? Kime ne faydası var? Bahar Çulha tam bir yıldır cezaevinde uyanıyor, bir bebek. Geçen sene hapse girdi. Annesi babasıyla beraber tutuklu. Hem annesi hem babası. 8 aylıktı hapse girdiğinde. Bugün 20 aylık oldu. KK zulmü bu millete devam ediyor. Darbe devam ediyor. Darbe devam ettiği için de darbe devam ederken bir adaletin beklenmesi mümkün değil.
Çünkü darbe devam ediyor. Darbe durmuş, bitmiş, sonlanmış değil. Şöyle düşünün. 12 Eylül 1980 darbesi olmuş. Milli Güvenlik Kurulu'nun 5 generali, kuvvet komutanları darbe yapmış. 1 milyon insanı hapishaneden geçirmiş. Haklarına dava açmış. İşkence yapıyor. Ve yavaş yavaş salıyor. Ve darbe devam ediyor. Ve darbenin lideri Kenan Evren Cumhurbaşkanı olmuş. Kuvvet komutanları terfi etmiş. 15 Temmuz'da böyle bir şey. Darbenin lideri Erdoğan 3. defadır seçim kazanıyor. Sahte lideri olarak. Kuvvet komutanları yerlerinde paşa paşa oturup terfi alıyor. Çalıyor, çırpıyor. Ve FETÖ borsasından para kazanıyor. Hulusi Akar darbenin lideri AKP milletvekili oluyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptı bu zamana kadar. Kaç senedir. Darbe başarılı. Ve darbe devam ediyor. Darbe devam ettiği için bir adaletin beklenmesi darbe mahkemelerinden beklenemez. Darbe mahkemeleri adaletin dağıtıldığı mahkemeler değildir. Bu mahkemelerde görev yapan hakimler ve savcılar darbe hakimleri ve savcılarıdır. Yani adalet beklenemez. Herhangi bir şekilde adalet beklenemez. Darbe sona erdikten sonra yüzleşme yapılır. Hiç kimse bugün yüzleşmeye yanaşmıyor. İşlerine gelmiyor. İş adamı Vural, Koray Vural kardeşimiz 29 yıldır Duşanbe'de yaşıyordu. Öğretmen olarak gençken gitmişti. Sonra iş adamı olmuştu. Türkiye ile bir alakası ilgisi yoktu. 8 mirçi tarafından 5 gün önce Duşanbe'den kaçırıldı. Sabah 9'da arabasıyla işine giderken arabasından indirilip kendi iş yerinin önünde kaçırıldı. Özyurt restorantı çalıştırıyordu. İş adamıydı. Türkiye ile alakası yok. Hizmet cemaatinin bir insanı. Öğretmen ve iş adamı bunu yapmış. Sonra Duşanbe'den 3 gün önce İstanbul Havalimanı'na özel uçan Somon Air SZ kodlu 103 uçağıyla bu Akın İpek'in uçağın adını değiştirdiler. Akın İpek'in uçağına el koydular. Akın İpek'in uçağıyla bizim öğretmen arkadaşlarımızı MİT kaçırıyor. Türkiye'ye teslim edildiği belirtiliyor ama yeri belli değil. İllegal. Levent Ersöz'ün MİT işkence çiftliğinde tıpkı eğitimci Emsal Koç kaçırılmıştı 2 Temmuz 2023'te. Tacikistan'dan Orhan İnandı 31 Mayıs 2021'de Kırgızistan'dan Bişkek'ten kaçırılmıştı. Ve işkence gördükten sonra Türk Emniyeti'nde ortaya çıkartılmış, hizmet cemaatine üye olmaktan ceza kesilmişti. Öğretmen olmaktan, hizmet cemaatinde öğretmen olarak çalışmaktan, öğrenci yetiştirmekten dolayı suçlanmıştı. Bunlara soykırım çetesi, Hitler ekibi deniyor. 29 yıldır hiçbir adli soruşturma geçirmeyen, hakkında sabıka kaydı bulunmayan, hayatında hiçbir suç işlememiş, sadece öğrenci yetiştirmiş, himmet vermiş, iş adamlığı yapmış, öğrencilere bakmış, eğitimli bir insan Koray Vural kaçırılıyor. Hakkını savunan yine Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklama yapıyor. Türkiye'deki terör tanımı geniş ve Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu'na uymuyor. Türkiye raportörü Nako Sanchez diyor ki Amor, Türkiye'de uygulanan terör tanımı dünyanın hiçbir tarafında yok. Bize uymuyor. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kurucularından, Avrupa Birliği üyesi değil ama uymuyor. İmza attığı şeye de uymuyor. Yani kaçırıyorsun, işkence yapıyorsun, ondan sonra ona buna terörist diyorsun, ülkenizin yarısı terörist diyor. Erdoğan'a göre, bu MİT rejimine göre.
Türkiye vatandaşı zorla kaçırılıyor ve terörist diyor. İşkence ihtimali var diyor. Nacho Sanchez. Ülkenizin yarısını Erdoğan terörist ilan etti. CHP ile MHP ile beraber diyor. Yani sadece Erdoğan değil. Ortada durum bu. Yani durumu anlatıyoruz net bir şekilde. Anlama özürlüsü insanlar var. Veya anlamak işlerine gelmiyor. Ne bekliyor insanlar? Ben size söyleyeyim. Eninde sonunda özür bekliyor. Zühtü Arslan'ı kimse takmıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nda. Yok geçen gün bağımsız, tarafsız yargı olmazsa hukuk devleti olmaz demiş. Erdoğan hukuk devleti izliyor. Sözlerinizi niye kimse dikkate almıyor? Sayın Zühtü. Rejim şunu demek istiyor. Biz şu aralar darbe devam ettiği için suçlularla, mafyalarla ilgilenmiyoruz. Onları kullanıyoruz. Drug işimiz var, El-Kaide biznesimiz var, altın kaçakçılığımız var. Biz mafyaları, darbecileri seviyoruz. Onları yakalamıyoruz. El-Kaideci işitçileri yakalasak bile serbest bırakıyoruz. Biz ülkemizin masum insanlarını arıyoruz. Hala ahlaklı kalmış, hala Müslüman ve devlete vergi veren, boş durmamasın diye polis operasyon yapıyoruz. Masum insanları hapse alıp çete ve kumpas davaları yazıp haydutça FETÖ borsasıyla soyuyoruz. Hırsızlık yapıyoruz. Ceplerimizi dolduruyoruz. Suçluları değil, masumları topluyoruz. Adana'da yakalanan, Kırıkkale'de yakalanan öğretmen M. nokta A. nokta ihraç komiser Adana'da kamu görevlisi yurt müdürü, öğrenci yurdu müdürü, 6 tane askeri öğrenci. 17 yaşındaki, o yaşındaydı 8 sene önce. Şimdi 26 yaşına gelmişler. Potansiyel tehdit. Ekonomi battıkça masumlara saldırıyorlar. Maksat aman koyunlar uyanmasınlar. Özür bekliyor insanlar. 15 Temmuz rejimi mağdurları elinde sonunda sizin özür dileyeceğinizi, pardon diyeceğinizi biliyor. Erdoğan gidiyor PBS'e, sunucu Anna Nevruz'a diyor ki, soru sorunca gazeteci, opaşıp kalıyor. Gidiyor A1'e, ne haber kız? Takılıyor. E gidiyorsun Amerikan televizyonda, dut yemiş birbiri gibi konuşamıyorsun. Çünkü her tarafın sakat, suç. Yaptığın bir tane düzgün iş yok Erdoğan. Bak Hollanda kralı bile ülkesinin kürelik geçmişi için resmi olarak özür diledi. İnsanlığa karşı işlenen bu suç için af diliyorum Hollanda kraliyet ailesi adına dedi. Kanada Başbakanı Stephen Harper 2008'de kızı delilerden özür diledi. Cinsel taciz, tecavüz, soykırım, ayrımcılık, ırkçılık, İnsanlık dışı suçlar, işkenceler resmi özür diledi ve tazminat verdi mağdurlara. Papa Benedikt özür diledi. Kiliselerin kullanıldığı için Katolik Kilisesi, Anglikan Kilisesi, United Church yüzyıllarca Kızılderilere ayrımcılık yapıp insan yerine koymayıp da tecavüz ettiği için, öldürdüğü, asimilasyon yaptığı için özür diledi Papa. Kraliçe 2. Elizabeth ölmeden önce özür diledi yaptıkları eşekliklerden dolayı. Ama Erdoğan özür dilemedi. Ahmet Davutoğlu özür dilemedi. Ali Babacan özür dilemedi. Bu soykırımı yapan CHP'liler özür dilemedi. Kibirlerinden taviz vermedi. Soykırıma, ayrımcılığa, soyguna devam ediyorlar. Benden yayın bekliyorsunuz. Bir aydır yayın yapmıyorum. 5000 yayın yaptım. Ne değişti? Ne değişti? Finlandiya'da şu andaki mevcut hükümetin Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcısı Ricka Purra 15 yıl önce bir blog yazısında göçmen Türklere maymun dediği ve bunu yazdığı için 46 yaşına gelmiş özür diledi. 15 sene önce işlediği
suçtan, ayrımcılık, kin, nefret suçundan Türklere maymun dediği için 46 yaşında özür diledi. Neymiş demek ki? Eninde sonunda yaptığınız eşeklikten dolayı özür dileyeceksiniz. Af dileyeceksiniz. Kulaklarına girdiniz. Cemaat hakkına girdiniz. Kamu hakkına girdiniz. Yetim öksüz dul hakkına girdiniz. Kur'an'da yasaklanan bütün haramları işlediniz. Allah'tan özür dilemeniz bizi ilgilendirmiyor. Bireylerden, cemaatten özür dileyeceksiniz. Devlete yaptığınız eşeklik ve attığınız kazıklardan dolayı 85 milyondan özür dileyeceksiniz. Herkesin hakkına girdiğiniz için. Biz alacaklıyız. Isparta'da E-Tipi cezaevinde iki farklı kansere yakalanan bisiklet tamircisi Mustafa Kırmızıcı amcayı tahliye etmişler ölmeden önce. Ülkemizde durum bu. Bir de bu belgeseli çekerken Necla Demirci'yi diyor ki yönetmen ve rejisörler, Bodrum Belediyesi CHP'li engellemişler ve Bodrum CHP Belediyesi Kaymakamlığı izin vermemiş. 13.500 lirada tazminat cezası kesmişler. Niye Bodrum'da belgesel çekiyorsunuz diye. KK belgeselini Bodrum'da çekmişler de CHP'nin belediye başkanı ve AKP'nin kaymakamı ceza yağdırmış belgeselcilere. 13.500 lira. Çünkü ben gördüm fotoğrafları. Bodrum'a çekilmiş bir fotoğrafta, bir pankartta Eser Karakaş Hoca'nın bir sözünü pankart yapmışlar. 30 senelik profesör, İstanbul Üniversitesi profesör Eser Karakaş, sabotajcı bir arkadaşımız, Mehtap TV'de yayın yapardı. Hilal Kaplan'ın rektöre bir telefonuyla 30 yıllık işinden atılıyor ve soluğu yurt dışına almak zorunda kalıyor. Yoksa hapse atacaklar. Koskoca Eser Karakaş, ekonomi profesörünü. Diyor ki Eser Bey, ben üniversitemi ve öğrencilerimi istiyorum. Onun sözünü pankart yapmışlar filmde, belgeselde. Eser Karakaş Hoca'yı konuşturmuşlar. Yurt dışında yaşıyor kendisi. Türkiye'ye giremiyor. Allah bilir hakkında kırmızı bülten de çıkartmışlardır. Yapar bunlar. Bana yaptıklarına göre, kırmızı bülten çıkarttıklarına göre Eser Karakaş Hoca'yı da kırmızı bülten çıkartmışlardır. 30 sene ekonomi anlatmış. Dünyada meşhur bir profesör Eser Karakaş. Sebetacı Yahudi. Müslüman değil. Mehtap TV'de Mehmet Altan'la Şahin Alpay'la muhabbet ediyordu. En uzun süre devam eden muhabbet programı. Ben de hiç kaçırmazdım. Muhabbetleri iyiydi arkadaşlarım. Hizmet'in açtığı bir televizyonda program yaptığı için ceza kesiyorlar. Eser Karakaş'a kesilen cezanın sebebi Hizmet'in bir medya organında çalışması. Şahin Alpay'a kesilen ceza solcu biri, komünist biri, Zaman Gazetesi'nde köşe yazısı yazması. Mehtap TV'de program yapması. Mehmet Altan'a kesilen cezanın sebebi Mehtap TV'de program yapması. Ahmet Altan'a ezelden beri bu rejim düşman zaten. O zaten sakıncalı yazar. Her iktidarda, hükümette mutlaka bir ceza alıyor. Ahmet Altan şerbetli zaten. Hizmet'in bir yayın organına çalışmadı. Taraf gazetesinde yayın yönetmeniydi. Muhalif gazete. Yasemin Çongar'dı yardımcısı. Hep solcu komünistlerin yönettiği bir gazeteydi. Bir tek Mehmet Baransu'yu Hizmet'ten zannediyorsunuz. O da Hizmet'ten değil. Gazeteci. Hala hapiste. Yasemin Çongar ceza almadı. Daha doğrusu ceza verdiler de Türkiye'ye giremiyor. Washington DC'ye geri döndü. Milliyetin eski diplomasi muhabiri. Solcu, komünist, ateist. Yasemin Çongar. Cemaatle hiç mi alakası yok?
Hatta cemaat hiç sevmez. Şimdi FETÖ borsasıyla, FETÖ çuvalıyla herkesi cemaatten yaptılar. Ahmet Altan da cemaatten oldu. Yasemin Çongar da, Celepçioğlu, bu MİT tırları durduran Tuğ General de hizmeti hiç sevmez. Bakıyorsunuz yani cemaatle uzaktan yakına alakası olmayan insanlara FETÖ'cü diye ceza kesiyorlar. Çok komik gidiyor benim. Gerçekten. Bu insanlar niye şaşırmıyorlar acaba? Onu Metin iyi değil paşa. 12 yıl 6 ay verdiler. Cemaatin en büyük düşmanı Kemalist Hüseyin Kırıkoğlu'nun özel kalemiydi. Eski Ankara Garnizon Komutanı. 98'de ben Ankara'ya geldiğimde Metin İdil'le ben resepsiyonlarda çok konuştum. Her resepsiyonda cemaate küfrederdi. Fethullah Gülen'e Amerika'nın adamı CIA derdi. Devletin milletin altına uyuyor derdi. Zaman gazetesi, CIA gazetesi, ajan bunlar derdi. Adam benimle konuşuyor. Benim sormuyor sen hangi gazetedensin. Ben de gülüyordum. Çok keyifli şeyler anlatıyordu Metin İdil. Her resepsiyonda adamın cemaate küfretme seansları vardı. Gazetecileri toplardı etrafına Metin İdil. En az yarım saat cemaate küfrederdi. Fethullah Gülen'e hakaret ederdi. Sürekli olarak iftira atardı. Yalan söylerdi. Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun mason 33. derece büyük kulüpten onun verdiği görevleri yapıyordu. Fethullah Gülen'e dava açmışlardı. O yüzden şeytanlaştırılması gerekiyordu. 30 dakika Metin İdil Paşa her gün ya Hilton'da ya Şartın'da resepsiyonda özel görevliydi. Cemaati kötülemekten, şeytanlaştırmaktan sorumlu adamdı. Etimesgüt Zırhlı Tugay komutanı iken darbeyi 15 Temmuz'da engellemeye çalıştığı için Erdoğan işlerini bozduğu için Erdoğan kızdı, hapisten çıkartmıyor. Benim darbeme bozmaya çalıştın. Tiyatroyu yıkmaya çalıştın diye Metin İdil Paşa double double suçlu. Bu rejimin pislik oyunlarını deşifre etmek etöcü bakın. Kemalist adamın bile şiire gitti ya. Bu kadar şeytanlık olur mu dedi ya. 15 Temmuz'da olanı çok iyi biliyorlar yani. Metin İdil böyle bir adamdı. Ben hiç çaktırmadım. Adam küfretsin dursun. Ben alışkınım Kemalistlerin hizmete küfretmesine. Etöcülerin cemaat hakaret etmesine. Kıskanmasına, haset etmesine. Ben alışkın olduğum için şerbetliyim yani. O yüzden bu trolların, MİT'çi trolların, Perinçekçi trolların, AKP'li, MHP'li, Kemalist trolların cemaate küfretmesi beni hiç ilgilendirmiyor. Eğleniyorum sadece. Bunların ağababaları da böyle. Bunlar, köpeklerin sahipleri de aynı. Hani güzel bir söz vardır. Bir köpek denizde ağzını yıkamasıyla köpeğin ağzı temizlenmez. 7 tane denizde köpek ağzını yıkasa köpeğin ağzı öpülmez. Kirlidir. Sufiler öyle söylerler. Bilmiyorum anlatabildim mi? Biraz daha haber yapayım mı? Özlediniz mi beni? Evet. Erdoğan zamlara, vergileri artırmaya, enflasyona, dövizi altını yükseltmeye devam ediyor. Ne demişti? Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faizler artmayacak, dövizler yükselmeyecek, faizler inecek. %9'dan %30'a çıkartmıştı Merkez Bankası faiz oranını. Şimdi %233 artırmış. Wow, süper. İyi gidiyor. Yani gazetecilerin müebbetini onaylayan mahkeme başkanı olan şerefsiz Ersan Şen denen Erdoğan'ın sapık avukatının yanında avukatlığa başlamış, emekli olmuş. Mehmet Altan'a, Ahmet Altan'a, Nazlı Ilıcak'a, Şahin Alpa'ya, gazetecilere müebbet hapis cezası onaylayan İstinaf Mahkemesi Başkanı'ydı Taner Akıncı. Emekli olduktan sonra darbeci Ersan Şen'in bu ekranlardan inmeyen sapık hukukçunun bürosunda avukatlığa başlamış. FETÖ borsasında bu Ersan Şen milyoner oldu.
ekranlara çıkıyor, Erdoğan'ın köpeklerinden biri. Hiç şaşırmıyorum. Taner Akıncı. İstinaf mahkemelerinde gazetecilere müebbet hapis cezası kesmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bozdu bunu. Yoksa Şahin Alpay, Mehmet Altan, Ahmet Altan hapisten çıkamazlardı. Mümtaza Türkiye'ye dağıtılacak. Eşek bunlar. Yani biliyorlar verdikleri cezanın haksız olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döneceğini çok iyi biliyor hukukçular. Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi gerekirken Zühtü Arslan diye bir adam Anayasa Mahkemesi'nin başkanı olduğu için Erdoğan'ın elindeki bir köpek Anayasa Mahkemesi'nden dönmüyor bireysel başvuruda. Mecburen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapmak zorunda kalıyorlar. O da 3-5 yıllık bir süreç. Tazminat cezası kesiyorlar. Ama avukat masraflarına gider. Verdikleri 5.000 euro para avukatın cebine gider. Yani mağdur yine 5 kuruş para alamaz. Sadece onurunu, itibarını kurtarmış oldu ki öyle oldu. Daha 42.000 dava bekliyor. Bireysel başvuru bekliyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hak ihlalleri. Bunların hepsini hesaplamışlardır. 5.000 eurodan 42.000 kişiye para ödeseler kaç milyon dolar yapıyor? Erdoğan için çerez parası. O bir tane boydaklardan çaldığı para 7 milyar dolar. Yani 1 milyar dolar ceza verse ne olacak? Adam boydakların 7 milyar dolarını çalmış, cebine koymuş. Bir de devletin kasasından çıkıyor. Erdoğan'ın cebinden çıkmıyor ki. Devlete kesilen cezalı Erdoğan ben devletim demesine bakmayın. Erdoğan demiyor. Türkiye devletin hazinesi, Merkez Bankası ödüyor. Erdoğan çaldığı kendi cebine. Haramilerin çaldığı kendi cebine giriyor. Devletiz diye milleti soyuyorlar ama devlete yansımıyor, vergi vermiyorlar. Mehmet Cengiz 422 defa vergi borçları, pardon 402 milyon dolar vergi borcu silindi. FETÖ borsasında Erdoğan'a hizmet eden ETÖ'cü, katil, darbeci, namussuz, şerefsiz Okan Bato 5 milyon dolar rüşvet vermeyen hizmet cemaatinden bir iş adamını 2 gün sonra yakalama kararı çıkartmış İzmir eski başsavcı vekili Okan Bato. Biliyorsunuz Fuhuş çetesi kuran, Türkiye'nin milli değerlerini ve gizli bilgileri, askeri bilgileri Yunanistan'a satan, yakalanan Okan Bato hapisteydi. 5 yıl hapis yattı. İntikamını böyle alıyor. Erdoğan'a hizmet ederek FETÖ borsası kurarak Tolga Şardan yazmış. Artık yeter demişler Bato'ya. Çaldığın, çırptığın yeter demişler. FETÖ borsasından milyonlar tokatladın. Biraz da biz yiyelim demişler. Bato'nun yeğeni olduğu anlaşılan Çağrı Durak iş adamlarına Metehan Kavuk'tan daha önce anlatmıştım, isim vermemiştim İzmir'den. Metehan Kavuk'tan 5 milyon dolar istemiş. Bunun karşılığında FETÖ davasını kapatacağını, Okan Bato'ya bu parayı vereceğini, ETÖ'cü bir savcıyla FETÖ davasının kapatılacağını söylemiş. 5 milyon doları vermeyince yakalama kararı çıkartılmış. İş adam hakkında, Metehan Kavuk hakkında. 5 milyon dolar parasını bu ETÖ'cü çeteye kaptırmamak için uğraşmış ama çok da başarılı olamamış. Hapse atmışlar. O da yurt dışına kaçmıştır büyük ihtimal. Yani bunca skandal, bakın haberleri veriyorum size. Değil mi? Bunlar basına yansıyan, diğer medya organlarına da çıkan haberler. Erdoğan ise başörtülü hamile ablalarımızı ETÖ'cülerle beraber tutuklamaya devam ediyor. 8 aylık hamile Hatice Avuloğlu, KK ile kapatılan bir sendikada çalıştığı için aktif sendika 18 Ağustos'ta daha yeni tutuklandı. Yasalara göre hamile kadınlar tutuklanamaz. 5 aylık hamile. Seher Dursun'un eşi de aynı şeyi söylüyor. Eşim Seher Dursun 5 aylık hamile, Hatice Hanım 8 aylık hamile. Yani başörtülü ablalar bunlar.
Erdoğan Müslüman kadınlardan, başörtülü ablalarımızdan korkuyor. İstanbul'u dünya mafya merkezi haline getirmiş Erdoğan. Maşallah Sırbistan mafyası ülkemizde yerleşmiş. Sinek gibi adam öldürüp kendi çiftliğine gömüyormuş. Ayhan Borak Kaplan denen bu şerefsiz ortaya çıkmış tekrar. Bu eski ETÜ'cü polis ne yapmış? Erdoğan'a 15 Temmuz'da yardım eden bu polis bu mafyalarla ilişkilerden sorumluymuş. Efendim Yüksel Kocaman diye bir Ankara başsavcısı vardı. Bu adamın tetikçiliğini yapıyormuş bu şerefsiz ETÜ'cü polis müsveddesi. Ya işte size anlatılmayan gerçekler. Ayhan Borak Kaplan. Kimin tetikçisiymiş? ETÜ'cü, katil, darbeci, pezevenk. Erdoğan'ın tayin ettiği Ankara başsavcısı Yüksel Kocaman. 30 milyon lira rüşvet karşılığında Kalegaz Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan'ın katil zanlısı Kadıoğlu Holding'in sahibi Cemal Kadıoğlu'nun adını dosyadan çıkartmak için girişimde bulunmuş. Ali İhsan Akdoğan baskı yapmış. Baskılara alış etmeyip iddianame düzenleyince iddianameyi mahkemeden geri çekme karşılığında başsavcı vekili Burhan Tezcan'a Akdoğan'ı adliyeden sürmüş. Sonra iddianameyi 4 kez değiştirmiş. Kadıoğlu ailesini dosyadan çıkartmış. Suçluları çıkartmış ve bu başarı sayesinde Yüksel Kocaman'ı Erdoğan Yargıtay üyesi yapmış. Bu şerefsiz savcıyı. Düğününü Erdoğan yaptı. Helikopterle gitti ve bu Parabont diye Peker'in ortaya çıkardığı bu arpalık otel var ya, orada da balayı yaptı. Beleş tatil. Maaşlı kamu görevlisi. Erdoğan'ın torpillisi. Darbenin ilişkileri. Association. İlişki, irtibat, iltisakları kuruyoruz bak. Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ki bütün Ankara'daki bu FETÖ davalarını açan adam bu. Yüksel Kocaman. Daha önceki adam Harun Kodalak 15 Temmuz'daki. İkisi de şerefsiz. İkisi de biri de İrfan Fidan İstanbul'dan. O da Yargıtay üyesi oldu. Dokunulmaz geldi etti. Yüksel Kocaman da öyle. Erdoğan Pınarhisar cezaevindeyken cezaevinden sorumlu savcıymış. Birlikte mangal partisi yapıyorlarmış Erdoğan Pınarhisar cezaevindeyken Yüksel Kocaman. Rahat etsin diye mangal partisiyle misafir etmiş Erdoğan'ı. O yüzden torpilli Yüksel Kocaman. Fotoğraflar ortaya çıkmış. Erdoğan'la Yüksel Kocaman arasındaki ilişkinin Pınarhisar'da 1999'da başladığı, mangal partilerinde başladığı ispatlanmış. Şaşırdınız mı? Hiç zannetmiyorum. Yani böyle ilişkiler yumağı olduğunu zaten biliyorsunuz. Devam edelim mi? Kaplan 2018-2019'da bu terör örgütüne yardım etmiş ve silahları dağıttığı gibi devletin silahlarını hakkında üst soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmiş. Hepsinin altında Yüksel Kocaman'ın adı var. Yani devletin silahları 220 bin silah niye kayıp? Niye bulunamıyor? Yüksel Kocaman yüzünden bulunamıyor. Çünkü 3 defa soruşturma açıyorlar ve Yüksel Kocaman savcı kapatıyor üstünü. Erdoğan'la suç işbirliğine girmiş. Şebeke, Kaplan, Kocaman, Kodalak. Bunlar. Taksimsizlik kararı verince tehditler siliniyor. Yani bütün bölgeler yok ediliyor. İzler yok ediliyor. UYAP sisteminden çıkartılıyor. Telefon kayıtları hepsi çöp atılıyor. Ondan sonra adamlar aklanmış oluyor. Kim yapıyormuş aklamayı? Erdoğan'ın savcıları yapıyor. Emniyetin elinde teypler kalmıyor. Ondan sonra Kaplan mafyayla beraber drug işleri yapıyor. Suç aletlerini ortadan kaybediyor. Ne güzel değil mi sistem? Yani anca Meksika'da olur böyle mafya devlet ilişkileri. Süper çalışıyor. Ülkemiz mafyayla çalışan uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla, kadın ticaretiyle, adi suçlarla zirveye çıkmış, kaçakçılığın serbest yapıldığı, kara para aklamanın normalleştiği
Erdoğan imzaladığı KK ile resmi hale getirildiği, bütün dünyadaki mafya üyelerini kara para aklamak isteyenleri ülkemize çeken bir cazibe merkezi. Bütün dünyanın en kanlı katilleri, hatta Japon yakuzalar da gelmiş. Duymuşlar Türkiye'nin ünlü. Erdoğan demişler bütün kara paraları aklıyor. Biz bu kadar ulaşıyoruz. Meksika'nın, Güney Amerika ülkelerinin, Orta Asya'nın, Rusya'nın bütün kara para mafyaları, eri kanlı katilleri, şerefsiz tecavüzcüleri, drakçıları hepsi Türkiye'de soluğu aldı. Türkiye güvenli yer mafya için. Darbeciler, haydutlar için. Anlatıyoruz kardeş. Yayın yapıyoruz. Bir şey değişmiyor. CHP tabii. Onu anlatıyoruz. Nasıl Erdoğan'a çalıştığını anlatıyoruz. Yayının başından beri. Dinlersen. Sedat Bey. Onu anlatıyoruz. Özgür Özel o konuya geldi. Nasıl Erdoğan'a çalışıyor? Özgür Özel Erdoğan'a hep seçim kazandırmaktan sorumlu CHP içindeki AKP'li siyasi ayak. Derin CHP Erdoğan önünü açmak için ne gerekiyorsa onu yapmış ve yapmaya devam ediyor. Özgür Özel de Erdoğan'ı destekleyen bir derin faşist darbeci. Geçen diyor benim dedem müftüydü. Bana ne senin deden lan kardeşim? Sen ateist, dinsiz bir adamsın. İslam düşmanısın. Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonra çıktığı ilk programda öz eleştiri yapmasını ve istifa etmesini istedi. Çünkü koltukta gözü var. Erdoğan Özgür Özel'in CHP'nin başına gelmesini istiyor. Arkasında İmamoğlu var. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Özgür Özel'in arkasında dinsiz bir adamı destekliyor. Ateist bir derin devletin adamını. Erdoğan da derin devletin lider olarak Özgür Özel'i CHP'nin başına koymaya çalışıyor ki böyle bir adam CHP'nin başında olursa Erdoğan kesin seçim kazanıyor. Çünkü CHP düzelmediği için ana muhalefet AKP seçmeni de Özgür Özel'i görünce AKP'yi Erdoğan'a oyunu basıyor. Kılıçdaroğlu'nun rağmına aday oldu. Ortada bir danışıklı dönüş falan yok. Yani beni şaşırtan İmamoğlu'nun Özgür Özel'e destek vermesi. Yani İmamoğlu niye CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'i koymaya çalışıyor? Nereden talimat aldı? Özgür Özel Önder Sav'ın genç hali. 40 sene Önder Sav CHP'yi böyle dinsiz, ateist, İslam düşmanı bir klikle yönetti. Azınlık bir klikle. Emekli etti Kemal Bey onu. Şimdi Özgür Özel Önder Sav'ın rolünü üstlendi. Klasik din düşmanı. Kur'an düşmanı, peygamber düşmanı. Klasik mürtet. Yani kafir az gelir. Yani fasık, müşrik Özgür Özel için çok kibar bir ifadedir. Mürtet. Bu rejim mürtet bir adamla CHP'yi yönetmek istiyor. CHP'nin başına da mürtet yakışır. 5 dönemdir milletvekili. Torpilli Özgür Özel. Güler misin, ağlar mısın? 3 dönem kuralı getireceğim diyor. Kendisi 5 dönemdir milletvekili. Adam lider olunca lider sultası kuracak. Ölene kadar gitmeyecek. Ne 3 dönemi? Bu hileleri biz çok gördük. CHP'yi öyle kolay kolay kendi haline başına bırakmazlar. Kılıçdaroğlu dışarıdan içeriği kontrol etmeye çalışanlara karşı gerçekten iyi direndi. Bu ulusolcu darbecileri temizledi. Ciddi bir temizlik yaptı. Daha önce yayın yapmıştım bu konuyla ilgili. Bazı derin devlet elemanlarını ise kendi çıkarları için kullanmaya devam etti. Koltuğuna yapıştı kaldı. 10 defa seçim kaybetmişsin. Artık senin bir geleceğin yok. CHP ile ilgili temel sorun CHP genel başkanı kim olursa olsun hiçbir şeyin değişmeyecek olması. CHP'de bu hakim, bu kabus, bu kargalar yönetimi var. Ben CHP'ye kargalar yönetimi diyorum. Zak derler Sufi sıratında. Kargalar yönettiği için CHP'yi CHP hiçbir zaman düzelmez. Karabatak. CHP'nin başına kimi koyarsan koy. Kemal Bey en uygun adaydı. CHP'yi bu kadar değiştirebildi. Bu kadar demokrat yapabildi.
görüyorsunuz. Bu CHP Altın Portakal'da KHK zulmünü anlatan bir belgesele izin vermiyor. Ve Erdoğan rejimin göt kılı. Kemalistler AKP'li göt kıllarından double double göt kılı. Nedim Şener gibi adamlar. Yani Timur Soykan gibi gizli Erdoğancılar. Kripto Erdoğancılar. İsmail Saymaz gibi kripto dinsiz Erdoğancılar. Bunlar iğrenç bir yargı üzerinde çürük bir toplumun en aptal atları, eşekleri, itleri. Samimiyetsiz, berbat. İşte Sahri Zoroğlu olayı. Bir hastanede bir doktorun, 30 yıllık bir doktorun ki CHP'li, Timur Soykan savunuyor, enses sapıklığı teşvik etmesi, videoyla evlere kamera koyması, sapık sapık şeyler yapması ve adli tıpta uzman bilirkişi olması. İşkence gören, bu soykırımda işkence gören insanlara adli tıp raporu vermeyerek Erdoğan'a hizmet eden Salih Zoroğlu, Timur Soykan da onun götünün kılı, onu savunuyor. Yavşak hepsi bunların. Yavşak. Öyle bir yavşak ki. Deniz Zeyrek dostum ne açıklamış? Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi. 12 milyon liralık bir Alman arabasına biniyor artık. Bu kadar fiyatı. 12 milyonluk bir Mercedes Erdoğan yaptığı hizmetlerden dolayı Sinan Oğan'a hediye etti. 12 milyonluk liralık bir Alman Mercedes'i. Süper değil mi? Bu kadar. Mehmet Ali Çelebi gibi, Sinan Oğan gibi adamların fiyatı çok düşük. Bir lüks araba satın almaları için yetiyor. Bu kadar ucuzlar yani. Evet, Akşener'e geleceğim. Akşener de Erdoğan'a çalışıyor. En başından beri, İyi Parti kurulduğundan beri söylüyorum bunu. İyi Parti aynı Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir özel harp komutanlığı. İstihbarat partisi. Normal bir parti değil. Dolayısıyla Meral Akşener'de danışıklı dövüş oynuyor. Önümüzdeki belediye başkanlığı seçimlerinde İyi Parti'nin aday çıkartarak Erdoğan'ı, AKP'yi yeneceğini söylüyor. Bunun Türkçe açıklaması şu. İyi Parti aday çıkartınca CHP'li aday geride kalacak ve AKP'li aday büyük şehirleri kazanacak. Erdoğan'la yaptıkları pazarlık bu. Erdoğan büyük belediyeleri geri istiyor. Ve Meral Akşener'e diyor ki bana bu belediyeleri sen kazandıracaksın. Meral Akşener'in boynuna koydu. O da kabul etti. Ne yaptı? CHP'ye masadan kalkarak bir kazık atmıştı zaten. Asıl kazı önümüzdeki seçimde büyük belediyeleri Erdoğan eline kucağına anahtar teslim vererek sağlayacak. Biliyorsunuz benim bütün tahminlerim doğru çıkar. Bu zamana kadar hiç yanılmadım neredeyse. Çünkü ben bu yavşakları iyi tanıyorum. Sizden çok daha iyi tanıyorum. İlk defa karşılaşmıyorum böyle Ankara'nın yavşak siyasetçileriyle. Omurgasız adamlarıyla. Bunların herhangi bir dini yoktur. Tarikatı, mezhebi yoktur. Tek inançları koltuklarına sıkı sıkıya sarılmaktır ölene kadar. Devlet Bahçeli gibi ölene kadar koltuğu terk etmemek gelenekleri vardır. Meral Akşener de ölmeden önce İyi Parti'nin koltuğunu terk etmez. Pazarı gider, her yatağa girer, her fahişeyle sevişir ve Erdoğan'a da teslim olur. Ne bekliyorsunuz? CHP'de kazığı atar. 15 tane milletvekili verdiler de meclise girdi. CHP götünü kurtardı. O dündü. Bugün başka. Meral Akşener bunu söylüyor. Doğu Perinçek'in gelini değil de Meral Akşener'in öyle gelini. Kocası Doğu Perinçek ekibinden. Meral Akşener'in kocası aynen Doğu Perinçek ekibinden ulusolcu bir dinsiz, malcu. Ve Meral Akşener'i de seçen
gelin alan Doğu Perinçek. Doğu Perinçek'in gelini. Doğru söylüyorum. Dolayısıyla Doğu Perinçek'in etkisi İYİ Parti'de var. Bu şekilde. İçeriden fethetmiş kaleyi. Meral Akşener, Doğu Perinçek'in gelini. Ne bekliyorsunuz? Lider mi çıkmasını bekliyorsunuz? Ki Meral Akşener 1993'te Mehmet Ağar'dan sonra İçişleri Bakanlığı yaptığı Tansu Çiller zamanında JITEM olaylarının en yoğun olduğu dönemde 19 bin faili meşhur cinayetin işlendiği dönemde 10 bini Meral Akşener İçişleri Bakanı iken işlendi. Yani Mehmet Ağar 9 bin skorunda kaldı. 10 bin skoru insanların, Kürtlerin kaçırılıp da işkenceyle, yargısız infazla öldürülmesi hadisesinde Meral Akşener'in direkt haberi var. İsim isim biliyor. Bizzat kendisi görevlendirdi. Ayhan Çarkın gibi polisleri bizzat Meral Akşener kendisi kullandı. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarını yerine getirdi. Milli Güvenlik Kurulu ne derse Meral Akşener onu yapar. Bu zamana kadar Erdoğan'a destek vermekten başka, elini tezkerelere kaldırmaktan başka ne yaptı Meral Akşener? Bu kadar basit yani. Bakın daha yeni ortaya çıktı. Güneydoğu'da yani terörist diye dans ettikleri isimleri çocuklarını da mağdur ediyorlar. Onların da çocuklarına zulmediyorlar. Bir polis kayıtları 21 Mart'ta Diyarbakır Lice'de ortaya çıktı. 14 yaşındaki YD'yi kaçırarak işkence yapmış. Devletin 1, 2, 3, 4, 5 tane polisi. Dövmüşler, çocuğun fotoğrafları var. 14 yaşındaki çocuğa tecavüz etmişler, dövmüşler. Sonra da babanın terörden kaydı var demişler. Baban terörist demişler. Şimdi 14 yaşındaki bir çocuğa sen terörist dersen, 5 tane polis tecavüz edersen, döversen, söversen bu çocuk PKK'ya katılır. PKK'nın kucağına düşer. Babası PKK'da olabilir. Kim bilir babasına geçmişte ne yaptılar. Babasının izinden gider. Ne yapıyor bu aptal polisler? Daha önce yapılan yanlışları yapıyor. Hizmet cemaatinin düzelttiği polislerin imajını berbat ediyor. Yani ETÖ'cü, Kemalist polislerin geçmişte yaptığını yapıyor. Şiddet uygulayarak mahkum ediyor PKK'ya o çocukları. Hizmet cemaati PKK'nın elinden kurtarmak için o kadar Kürt okuma evleri, dershaneler açtı, ücretsiz hizmetler verdi, kardeşlik kurdu, üniversiteler kazandırdı. Şimdi hepsini silip geriye döndürüp PKK'nın kucağına militan kazandırıyor. Bu AKP'nin polisleri. Döverek, söverek, tecavüz ederek. Bunun kayıtları da Diyarbakır Lice'de yansıyınca olayın hiç değişmediğini, yani bu devletin hiç değişmediğini anlıyorsunuz. Aynen devam ediyor. Zerre miktar değişiklik yok. Bu devlet böyle bir dinsiz devlet. Böyle bir ateist devlet. Faşist bir devlet. Hırsız bir devlet. Zulüm aracını kullanarak kendi elitlerini oluşturan ve MIT'ine itine kullanıcı adamları seçen, suçlar işleten, suçlarını belgeleyen, özel harp komutanlığı suç işletir. Eski komutanlardan Sabri İmeşoğlu'nun çok önemli bir röportajı vardı, itirafı vardı. 6-7 Eylül olaylarında Rumlara, Yahudilere yapılan zulümler sırasında nasıl iftira attıklarını, nasıl kumpas kurup da Mustafa Kemal'in evini bombaladılar deyip de milleti galeyana getirdiğini, öyle bir olay yok. Sabri İmeşoğlu nasıl algı yaptıklarını ve nasıl insanları kullanarak, tetikçi yaparak, suç işleterek, katil yaparak, hırsız yaparak ve bunları belgeleyerek tehdit ve şantajla kullandıklarını anlattı. Sabri İmeşoğlu ihtiyarlar heyetinde bu derin devletin kullandığı Saldır Ayberk gibi, Engin Alan gibi bir şerefsiziydi. Katiliydi. Ne yapıyormuş? AKP'liler size FETÖ diyorsa, MHP'liler size FETÖ diyorsa,
CHP'lilerse fethediyorsa Perinçekçiler veya hangi domuz, mutlaka suçları var. Mutlaka suç işletilmiş, suçları belgelenmiş ve yönetiliyor. Kendi arzu ve istekleriyle size kükretmiyorlar. Hem hoşlarına gidiyor hem de suçları var. O yüzden ne demiştim? FETÖ diyenlerin hepsi suçludur. Güzel bir teori ortaya attım. FETÖ diyenlerin hepsi altına sıçmıştır. Hepsi suçludur. Araştırın, göreceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Bunlar hizmet cemaatine bir iftira atınca, bir böhtan suç atınca, günah tesis yapınca mutlaka diyorum bu suçu iftirayı atan işlemiştir. İftirayı atan adamların peşinden takip ediyorum, soruşturup izliyorum ve ilişkileri buluyorum. İftirayı atan o suçu, günahı kendi işliyor. Ve dikkatten kaydırmak için, hedef saptırmak için masum insanları suçlayarak temize çıkmaya, kendisini aklamaya çalışıyor. Suçunu örtbas etmeye, günahını örtmeye çalışıyor. O yüzden FETÖ diyenlerin hepsi suçlu. Beni baştan suçlu. Böyle aptal trollar var gaza gelmiş. Onlar zaten akılsız, beyinsiz adamlar. Bilerek, bilinçli, nitelikli olarak suç işleyenler daha tehlikeli. Çünkü adam işlediği suçu, günahın üstünü örtmek için şeytanla anlaşma yapıyor. Şeytanlık yapıyor. Bu kadar açık yani. Burada kehanet yok Yasemin Hanım. Yani hükümetin ne zaman gideceği, gitmeyeceği, bu tamamen insanların mertliğiyle alakalı bir şey. Namertlik olduğu sürece Erdoğan şeytanlıkla oynamaya devam eder. Benim özetle anlatmak istediğim bu. İnsanlar kendi hayatlarıyla ilgili iradelerle kararlarını veriyor. Kaderini kendisi çiziyor. Erdoğan'a satılan adamlar cürbecür. CHP'li var, MHP'li var, Hizmet Cemaatinden var, Menzil Grubundan var, Hak Yoldan var, İsmail Ağa'dan var, Komünist Parti'den var, Mağculardan var, hatta Mehmet Ali Çelebi var. Ulusolcu, çeteden, darbeci. Özgür Özel de var, Tuncay Özkan da var, Onur Adıgüzel de var. CHP'nin içinde güya oyları sayacak olan adamlar. Erdoğan satın alıyor. Fiyatı ne kadar diye soruyor. Erdoğan'ın bir insana satın alma yöntemi şu. Danışmanlarına, etrafındaki adamlara soruyor. Fiyatı nedir? Kaç kuruşa satın alabiliriz? Zafiyeti nedir? Nasıl aldayabiliriz? Koyununa karı mı sokarız? Bal tuzağı mı kurarız? Yoksa bir Mercedes'e tav olur mu? İşte Sinan Oğan 12 milyon liralık bir Mercedes'e tav olmuş. Ve son seçimde Sinan Oğan atraksiyonuyla Erdoğan seçim kazandı. Çok basit. 10 milyon dolar Muharrem İnce'ye para vererek, rüşvet vererek seçim kazandı. Ve sanki mağdur gibi gösterip seçimden geri çektirerek bütün kararları Erdoğan verdi. Muharrem İnce kendi kararıyla istifa etmedi. Sinan Oğan kendi kararıyla aday olmadı. Bu oyunu, siyasi oyunu size oynayan Erdoğan'ın ta kendisi, şeytani zekası. Hepinize yedirdi. Ben bunları anlattım. Erdoğan'ın oyunu olduğunu söyledim. Değil mi? Anlattım ben bunu. Kalmayın, aldanmayın. Süfyan-ı Kebir diyorum. Siyasi oyunlarla aldatarak iş görür. Belli Süfyan-ı Kebir'in kim olduğu, müsrif olduğu, cimri olduğu, çok para harcayıp da israf ettiği, bir devleti ele geçirip de zulmettiği hadislerde var. 5. Şura'da yazıyor. Üstad niye yargılandı Türkiye'de sanıyorsunuz? Üstadın risalelerinde siyasi bir şey yok. 5. Şura'daki Süfyan tanımı hadisleri anlattığı için, Peygamberimizin hadislerini bir balaca yorumladığı için isim vermeyerek memleketin bütün İl ve ilçe mahkemelerinde, Kemalistlerin bütün mahkemelerinde üstadın yargılanmadığı mahkeme yok Türkiye'de.
öyle bir iki tane falan değiller. Binlerce. 4500 defa mahkemeye çıkmış. Rekor Said Nursi'de, ben geçemem onu. Yani şu anda 300'ü geçtik gerçi. 300 tane daha başlıklar. Yakalasalar hapse atacaklar da üstad gibi 19 defa zehirlenmekten kurtulmak istiyor musunuz? 19 defa zehirlemeye çalıştı İsmet İnönü ve CHP. Susturmaya çalıştı. Said Nursi sustu mu? Yok. Sahnurlar devam ediyor mu hizmetine? Ediyor. Üstad mahkemelerde savunma yaptı mı? Yaptı. Neden hapiste biliyor kendisi? Hırsızlar, soyguncular, katiller, darbeciler attılar içeri. Ve üstad ne dedi? Dik durdu. Eskiler dedi, bizi sevmiyor. Yeniler de sevmiyor. Niye? Biz karşıyız hırsızlığa. Milletin, kamunun hakkının çalınmasına karşıyız. İslam'ın, şeriatın uygulanmamasına karşıyız. Şeriatı savunuyoruz. Biz şeriatçıyız. Üstad ne dedi? Ben dedi, 5. şua savunmasını daha önce yaptım. Ey hakimler, daha önceki mahkemede yaptığım savunmada beraat ettim. Benim beraat ettiğim bir şey emsal oluşturulukta, bana aynı konuda yeniden dava açamazsınız. Aynı savunmayı yapacağım dedi. Üstad'a açılan davaların hepsi 5. şuadan. Ve üstadın yaptığı savunma aynı savunma. Ve hepsinden beraat etti. Çünkü üstad orada Mustafa Kemal'e Süfyan demiyor. İsim kullanmıyor. Süfyan'ın sıfatlarını söylüyor. Özelliklerini anlatıyor. Süfyan olan adamın özellikleri Erdoğan'da bulunan özellikler. Erdoğan'da alınganlık gösteriyor. Ki alınmakta haklı, bozulmakta. Çünkü Süfyan kendisi bunu da iyi biliyor. Mustafa Kemal Süfyan değil, Erdoğan Süfyan. Hem de Süfyan-ı Kebir, en büyük Süfyan. İslam'ın en büyük düşmanı, İslam deccalı. Müslümanlara fitne hücum salan, Müslüman'ın anasını aratan, İslam dünyasını parçalayan Süfyan-ı Kebir Erdoğan. Büyük Süfyan. O yüzden siz büyük Süfyan'la savaşıyorsunuz. Yani ahir zamanda beklenen en büyük firavunla, bu zamana kadar gelmiş en büyük katille, en büyük darbeciyle, en büyük yalancıyla, iftiracıyla, en büyük günahkarla, cehennemin en dibindeki adamla mücadele ediyorsunuz. Hizmet cemaatinin yani başarısız olduğu söylenemez. Hizmetin gücü yetmedi sadece. Yani evet, aciz kaldığımız vaki. Lakin biz mağlup değiliz. Mağlup olan ebedi mağlup olandır. Erdoğan ve haramileri ebedi mağluptur. Aşk mağlup olmaz. Nurcular aldanmış olan insanlardır. Satılmış, peylenmiş. MİT ve Erdoğan tarafından satın alınmıştır. Ben bunu da 2014'te Barla'da MİT'le Erdoğan'la pazarlık eden Nurcuların kimler olduklarını, hizmetin hangi kurumunu peşkeş çektiklerini, kaç kuruşa satıldıklarını yazdım Twitter'da. O zamanlar konuşmuyordum. Yazdım. 200 tweet. Ve Nurcuları uyardım. Üstadım, ben bütün talebelerini tanırım. Bütün Nur cemaatlerini birer birer tanırım. İçindeki adamları da tanırım. Onlar da beni tanır. Uyardım. Bakın dedim. Mektubatta 29. mektup. 6. kısım ve 7. kısım. Said Nursi Hazretleri sizin nurculuk davasını satacağınızı, Süfyan'ın size aldatacağını ve kendi tarafına çekip zulüm edeceğinizi, zulüme ortak yapacağını yazıyor. Üstad sizi Risale-i Nur'da uyarıyor. Bu eşekliği, bu hatayı yapacağınızı Nur cemaatlerini söylüyor. Ancak Nurcu Süfyan'a satılmayan, bu oyuna düşmeyendir. Süfyan'a karşı yiğitçe savaşanlardır Nurcular. Erdoğan'a karşı savaşmayanlar Nurculuk'tan atılmıştır. Said Nursi, ben sizle öbür tarafta hesaplaşacağım diyor. Ben sizi Nurcu olarak kabul etmiyorum diyor. Said Nursi'nin Nurcu olarak kabul etmediği, Nurcu geçinen adamlar, Erdoğan'a satılmış adamlar Nurcu değildir. Üstad Said Nursi'nin kabul etmediği adamları ben hiç kabul etmem. Fethullah Gülen hiç kabul etmez. Tövbe etsinler, istiğfar etsinler, Erdoğan'dan ayrılsınlar, öğrensinler. Çaldıklarını iade etsinler.
tövbe ve istiğfar etsinler. Bir daha bu eşekliği yapmayacaklarına dair yemin etsinler. Nasıl tövbe yapsınlar? Nurcu kardeşlerimiz öyle gelsinler. Biz de helallesinler, yüzdesinler. Ben Nur Cemaatlerinin içindeki herkesi tanırım. İsim isim bazen anlatıyorum. Daha yaşayanlar var. Bir kısmı öldü. Rahmi Er yaşıyor. Hala ölmedi. Yaşı ilerledi ama ölmedi. Nur Cemaati içindeki liderlerin hepsini tanırım ben. Teşviki mesaim olmuş. Ortak projelerimiz, işlerimiz olmuş. Nur Cemaat beni çok iyi tanır. Mustafa Sungur abi rahmetli çok iyi tanırdı. Üstadın diğer talebeleri de beni iyi tanır. Hepsiyle benim işim olmuş. Hizmet davası nurculuk davasının devamıdır. Siz satamazsınız. Destekleyenler nur davasından ayrılmıştır. Üstad bir vekili bırakmamıştır geride. Zübeyir Gündüz abimiz bile vekil değildir. Onların İstanbul'da ve Ankara'da birer merkezi vardı. Üstadın bıraktığı ev vardı Ankara'da. Ben o eve gittim 80'li yıllarda. Bütün nurcular gelirdi. Zübeyir Gündüz abinin talebeleri dahil. MİT'in fişlediği, takip ettiği bir ev Abidinbaşı'da. Bir de Karagöz şeyde İstanbul'da. İkisini de bilirim. Üstadın bıraktığı bir vekil yok. Bir şeyhlik bırakmadı. Üstad bir tarikat yönetmedi. Nurcular kendi yoluna gitti. Burada yanlış algıları yıkmak lazım. Üstad bir şeyh değildi. Bir tarikat kurmadı. Bir şeyhlik ve veraseti bırakmadı. Yok, üstadın davası başka bir dava. Şeyhlik davası, tarikat davası değil. Üstadın talebelerinin hiçbiri şeyh değil. Hiçbiri devamcısı değil. Davayı devam ettirecek liyakatta değil çoğu. İlimleri de yok. Vizyonları da yok. İşlerinde sadece Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin vizyonu var. Eğitimi ve icraatları var. Onun dışındakilerin yok. Bir tek Mustafa Sungur abi, okuyucuların lideri, yaptığı hizmetler de Türkiye içi ve dışında güzel işler yaptı. Ben de sonsuz destek verdim Mustafa Sungur abiye. Yazıcılar da bilir beni, tanırlar. O kurt yolu var ya, o şerefsiz kurt yolu cemaati beni çok iyi tanır. Onların ben adamlarını tanırım. Hizmeti ilk satan kurt yolu cemaattir. Erdoğan tarafına geçerek nurcuları satan, hançerleyen. Kimin ne alt dediğini ben zamanda yüzlerine söyledim. Hem yazdım, hem konuştum, hem uyardım, hem kitap yazdım. Eğer gerçekleri inkar ederek, üstünü örterek yavşaklık yapacaksanız siz nurcu olamazsınız. Nur yolundan gitmiyorsunuz. Siz üstadın vekili değilsiniz. Üstad nurcu kabul etmiyor sizi. Ve bunun gerekçelerinde 29. mektup, mektubatta 6. ve 7. kısımda ve 8. kısım haşiyesinde yazmış. Siz Talibat-ı Tıssa 9. bölüm okuyun. Derviş olun, sufi olun, öyle gelin. Kalbin Zümrüt Tepelerini okuyun. Benim videolarımı da seyretmeyi unutmayın. Orada anlattık zaten. 9 maddede üstadın özetlediği tasavvuf konusunu açan Fethullah Gülen ise terminolojiyi detaylandıran, anlatan da benim bireysel bazda.